hocamızla bu haftada estetik ve güzellik konuşmaya devam ediyoruz. Bugünün konusu karın germe ameliyatları. Haydi bakalım ilk sorunu soruyorum. Karın germe nasıl yapılır? Karın germe sezeryen kesisi gibi bir kesi düşünelim. Hı hı. Kesiyi kalça kemiği, leğen kemiği yanlara doğru uzatarım. Biraz da yukarıya doğru çıkalım. Hı hı. Klasik karın germe ameliyatı böyledir. Bikini hattı ya da mayo hattında çok gizlenecek bir hattır. Aynen öyle. Bir de göbek çevresi etrafında bir kesiyle göbek serbestlenmesi de yapılır. Ne öğreniyorsunuz? Bikini hatlarında yoksa göbek çevresinde daha doğru mu? Göbek çevresinin altında bir yağlanması var ise klasik hı-hı. karın germe ameliyatı gerekir ki burada göbek serbestlenir hı-hı. etraf dokudan. Hı-hı. Göbeğin altında kalan dokular çıkartılır, yeni göbek yeri oluşturulur. Bu hı-hı. klasik karın germe ameliyatı. Fakat bazı hastalarda sezeryan sonrası bir katlantı olur ya. Onun için klasik germe ameliyatına gerek yoktur. Hı-hı. Mini karın germe dediğimiz bir karın germe yöntemi vardır ki burada genellikle göbek deliği etrafında bir kesi yapılmaz. Sadece sezeryen kesileri, hali hazırda mevcut olan sezeryen kesilerinin yanlara doğru hafif uzatılmasıyla ameliyat yapılır. Anladım. Peki karın germe işlemeden önce kilo vermeli mi hastalar? İvan aslında bizim hiçbir ameliyatımız kilo verme ameliyatı değildir. Hı hı. Kilo verme ameliyatı dediğimiz ameliyat sadece genel cerrahi tarafından, genel cerrahların yaptığı mideye yönelik ameliyatlardır ki bunlar gastrektomi, parsiyel olur, total olur, sliv gastrektomi olur, balon tedavisi olur. O genel cerrahinin alanıdır. Bizler kontur düzeltme ameliyatları yaparız. Tabii ki ameliyatlardan önce hasta kilo verirse çok daha güzel olur. Six packs yapıyor musunuz? Plastikler artık o ana da girdi. Yapılıyor tabii, o da yapılıyor. Çoğu istiyorlar mı hastalar mesela? Erkek hastalar daha çok rağbet ediyor. Kadın değil. Erkek hastalar, erkek hastalar daha çok rağbet ediyor. Ama hasta ideal kilosundan %20 fazla ise tolere edilebilir, ameliyata alınabilir. Ama %20'den daha fazla bir kilosu varsa öncelikle kilo vermesi iki nedenden dolayı daha iyi olacaktır. Birincisi anesteziye bağlı riskler daha az görülecektir. İkincisi ameliyat sonrası hasta memnuniyeti daha fazla olacağından dolayı hastanın kilo vermesi önerilir. 70 kiloyla 85 örnek veriyorum. 70 kilogram ise hasta 85 kilograma kadar ameliyat edilebilir. Ama 85 kilodan fazlaysa hastaya deriz ki biraz diyet yapalım, spor yapalım. Hı hı. Ondan sonra ameliyatınızı erteleyelim. Daha sağlıklı, olur, sağlıklı olacaktır. Peki karın germi sadece hamilelik sonrası kadınlar için mi uygulanır yoksa karın germi göbek çevresinde yağlanması olan, sarkıklı olan her hasta için yapılabilir. Her mutsuz, kendi mutsuz. Her kendini mutsuz isteyen tüm hastalar için yapılabilir. 100 yıl önce insanlar açlıktan daha ziyade birinci sırada açlıktan ölüm vardı ama günümüzde tokluktan ölüm daha fazla. Evet, hazır yiyeceklere bağlı, obeziteye bağlı, kalp hastalığı, hipertansiyon, damar sertliği, ölüm ve obezite yani birinci faktör bunlar daha fazla. Sağlıksız yemek zaten. Tabii ki. Obez oldukça da artık mide küçültme ameliyatları çok yaygın oldu. Artık bizim karın germe ameliyatlarımızın önemli bir kısmı 80 kilo vermiş hastalar. Hasta 200 kilodan 100'e düşüyor. Cilt tamamıyla aşağıya doğru sarkıyor. Bunun toparlanması gerekiyor. Tabii ki hamile hastalar değil, hamilelik yanında dediğim gibi bel çevresinde, simit bölgesinde, bu sadece ön taraf değil, yanlar olabilir, arka tarafta popoüs bölgeleri olabilir. Tabii. Cilt sarkıklığı olan tüm hastalar karın germe ameliyatı için adaydır. Peki Amel Hocam, ameliyattan sonra süreç nasıl geçiyor? Cevabınızı alacağım ama önce reklamlarımız izleyelim. Karnın germe ameliyatında süreç nasıl geçer? Ameliyat ortalama 2 saat, hastanede kalış süremiz ortalama 2 gündür. Hastalarımız ortalama 2 hafta çok dik durmamasını öneririz. Hafif belden bükük olarak yürümesini öneririz. Hı. Yanlara yatabilir, korse sırt üstü yatabilir. Korse takıyor mu? Alt hafta korse takacak. Hı hı. Yanlara yatabilir, sırt üstü yatabilir. Hı hı. Ama yüz üstü alt hafta yasak. Hı hı. Süreç böyle işliyor. Spor ne zaman başlıyor? Alt hafta sonra her şey serbest. Zaten six packs olacak, spor ihtiyacı olacak. Spor iç organlar için. Her zaman için spor gerekiyor. Yapmak lazım sevgili seyircilerimiz. Ve programın sonuna geldik. Duymadık programının sonuna geldik. Bize izleyen tüm seyircilere teşekkür ederiz. Haftaya yepyeni konuklarımızla, yeni bölümümüzle saatleriniz tam 12'yi gösterdiğinde bizler burada olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.